Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 5. sınıf İngilizce 4. ünitenin My Daily Routine yani günlük rutin ünitesinin konularını anlatacağım sizlere. Hemen başlayalım. İlk konumuz saatleri söyleme. Saatleri önce sorarken what time is it ya da what is the time diye soruyoruz çocuklar. İki soru var. What time is it daha yaygın olan. Saatleri söylerken de şu kelimeleri bilmemiz lazım. O clock, tam saatlerde kullanılıyor. Türkçe karşılığı yok. Herhangi bir anlamda yok. Past geçe geçiyor. To, kala var. A quarter ya da quarter çeyrek. Half past ise e, buçuk anlamında. What time is it? It's seven o'clock. Cevap verirken it's bizim sabit özlemiz. Saatlerde cevap verirken it's diye başlanıyor. It's seven o'clock. Tam saatlerde bu şekilde. O'clock'u söylemeseniz de olur. What time is it? It's five o'clock. Saat beş. What time is it? It's a quarter past two. İkiyi çeyrek geçiyor. Burada çocuklar İngilizce'de şöyle bir şey var. Biz önce tam saati söylüyoruz. Sonra dakikasını söylüyoruz. İngilizler tam tersini yapıyor. Önce dakikayı söylüyor. Sonra saati söylüyor. Burada 15 geçiyor ama biz genelde çeyrek geçiyor deriz. A quarter ya da quarter past geçiyor. To iki. What time is it? It's a quarter to four. Dörde çeyrek var. What time is it? Saat kaç? It's half past eight. Saat sekiz buçuk. Buçuklarda olay çok basit. Half past yazıyorsunuz sonra yedi sekiz yazıyorsunuz. Yedi buçuk sekiz buçuk oluyor. What time is it? Saat kaç? It's thirty four past twelve. On 34 geçiyor ya da it's twenty six to one. Bire 26 var. What time is it? It's eighteen past six. 6'yı 18 geçiyor. What time is it? It's thirty six past eight. Sekiz otuz geçiyor ya da it's twenty four to nine. Dokuz a 24 var. Evet önce bir, burada bir kendinizi test edin çocuklar. 4 tane saatimiz var burada. Hemen yanınızdaki kalem kağıtları kullanarak cevaplarını önce sorularını sorun saat kaç diye. Ondan sonra cevaplarını verin ve sonra da kendinizi kontrol edin. What time is it? Klasik sorumuz. It's five past ten. Onu beş geçiyor. Önce dakikaydı. 5 past 5 geçiyor. Kaça geçiyor? 10'a. It's a quarter past 6. 6'yı çeyrek geçiyor. It's half past 7. Saat 7.30. It's 5 to 6. 6'ya 5 var. Bir de saatlerde AM, PM diye bir şey var çocuklar. 8 PM, 8 AM diye yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bir bakalım. AM, latince bir kelime, PM de öyle. AM yani antem medyam, öğleden önce PM, post medyam yani öğleden sonra anlamına geliyor. AM ile gece 12'den gündüz 12'ye kadar olan kısmı kastediyorlar. PM ile de gündüz 12 ile gece 12 arasındaki kısmı kastediyorlar. Yani 8 AM dediğimizde saatin sabahın 8 olduğunu, 8 PM dediğimizde de, akşamın 8 olduğunu anlamamız lazım. Bir de et kullanımı var. Saatlerden önce saat 8'de 7'yi çeyrek geçe, 10'u 20 geçe vesaire dediğimizde saatten önce D'de anlamında et kullanmamız lazım. Bakalım. I wake up at 6 am. Saat 6'da kalkarım. I have lunch at 12. Saat 12'de öğle yemeği yerim. I have dinner at seven. Yedide akşam yemeği yerim. I go to bed at ten o'clock. Saat onda yatağa girerim. Şimdi de Simple Present Tense'e geldik. Simple Present Tense'in Türkçe karşılığı çocuklar. Geniş zaman. Genellikle yaptığımız eylemleri ifade ederken kullandığımız bir zaman. Bakalım nasıl söyleniyormuş. Özne'yi yazıyoruz ve sonra fiili yazıyoruz çocuklar. Yalnız özne, he, she, it olduğu zaman fiili es takısı geliyor. Bunu unutmayın. Özne, he, she, it olduğu zaman olumlu cümlede fiili es takısı geliyor. I wake up at six. Altıda uyanırım. You play chess after dinner. Akşam yemeğinden sonra satranç oynarsın. We take a nap before dinner. Akşam yemeğinden önce kestiririz. They got up early. Onlar erken kalkarlar. He wakes up early. O erken kalkar. She plays volleyball. O volleyball oynar. It drinks milk. O süt içer. S takısı. S takısı nasıl geliyor? Genelde S olarak geliyor. Speaks, speaks. Speak, brings, brings gibi. Sonunda O, X, C, H, S, H, S ile biten daha sonra bu, bu harfleri varsa bu harflerden sonra ES yani ES olarak geliyor. Go, goes, fix, fixes vesaire gibi. Ünsüz artı y ile bitiyorsa y harfi düşüyor. Yerine i, i, s geliyor. Fly fiilinde en son harfi y ama ondan önce de ünsüz olduğu için y harfi düştü. Flies oldu. Study, studies, cry, cries oldu. Bir de bir istisna var. Have fiilinin s akısı almış hali has'dir çocuklar. Bunu unutmayın. Have got, has got kalıbından hatırlayabilirsiniz. Go goes, do does, come comes, Play plays, take takes, catch catches, speak speaks, study studies, fry fries, beat beats, feel feels, eat eats, achieve achieves, study studies, prefer prefers. win, wins, cry, cries şeklinde yazılıyor. Olumsuz cümlede ne yapıyoruz? Olumsuz cümlede özne I, you, we, they ise fiil önce don't getiriyoruz. He, she, it ise doesn't getiriyoruz ve fiildeki S takısını kaldırıyoruz. Bakalım. I watch TV. Ben televizyon izlerim. I don't watch TV. Ben televizyon izlemem. They play games after dinner. Onlar akşam yemeğinden sonra oyun oynarlar. They don't play games after dinner. Onlar akşam yemeğinden sonra oyun oynamazlar. I have lunch at 12:30. 12:30'da öğle yemeği yerim. I don't have lunch at 12:30. 12:30'da öğle yemeği yemem. Our teacher tells us stories. Öğretmenimiz bize hikaye anlatır. Our teacher doesn't tell us stories. Öğretmenimiz bize hikaye anlatmaz. Olumlu cümlede es sakası varken olumsuz cümlede es sakası gitti ve doesn't geldi. Olumsuzluk anlamında. Menşure listens to music. Menşure müzik dinler. Menşure doesn't listen to music. Menşure müzik dinlemez. E sakası gitti. My mother watches TV after dinner. Annem akşam yemeğinden sonra televizyon izler. My mother doesn't watch TV after dinner. Akşam yeminden sonra televizyon izlemez. Sorulara bakalım. Soru da yardımcı fiillerimiz do ve does cümlenin başına geliyor. Bu kadar. Gerisi aynı. Yine he, she, s takısı yok. Cevap verirken de yes, you do, no, you don't veya yes, they do, no, they don't ya da yes, he does, no, he doesn't şeklinde cevap veriliyor. Bakalım örnekte de. Do you watch TV? Televizyon izler misin? Yes, I do. Evet, izlerim. No, I don't. Hayır, izlemem. Do they play games after dinner? Akşam yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra oyun oynarlar mı? Yes, they do. Evet, oynarlar. No, they don't. Hayır, oynamazlar. Do you have lunch at 12.30? 12.30'da öğle yemeği yer misin? Yes, I do. No, I don't. Evet, yerim. Hayır, yemem. Does your teacher Tell your stories öğretmeniniz de ders e, hikaye anlatır mı? Burada tell dikkat ederseniz s takısı yok ve does başa gelmiş. Yes she does, no she doesn't. Evet veya hayır. Does Mensure listen to music? Mensure müzik dinler mi? Yes she does. Evet dinler. No she doesn't. Hayır dinlemez. Does your mother watch TV after dinner? Annen akşam yemeğinden sonra televizyon izler mi? Yes she does. Evet izler. No she doesn't. Hayır izlemez. Bir de zaman kelimeleri var çocuklar. Bakalım. Every ile başlayan kelimeleri, in ile başlayan kalıpları veya before after gibi kelimeleri kullanabiliriz. Every day her gün, every week her hafta, every month her ay demek. In the morning sabahları, in the afternoons öğleden sonraları, in the evenings akşamları anlamına geliyor. Bu da şeyi unutmuşum. Ee, tabi bunların esnakısı olmadığını kullanabilirsiniz. Before dinner, akşam yemeğinden önce. After dinner, akşam yemeğinden sonra anlamına geliyor. Bunları kullanabilirsiniz. Bakalım. I brush my teeth every day. Her gün dişlerimi fırçalarım. He trains every weekend. Her hafta sonu antrenman yapar. We get up early in the mornings. Sabahları erken kalkarız. We wash our hands before meals. Yemeklerden önce ellerimizi yıkarız. Kate reads a book after dinner. Kate akşam yemeğinden sonra kitap okur. They go to their village in summers. Yazları köylerine giderler vesaire. Şimdi WH question'lara bakalım. Dört tane sorumuz var. Birincisi what, ne anlamında? What time, saat kaçta? When, ne zaman? Where, nerede ya da nereye anlamına geliyor. Sırayla bakalım. What ne demekti? What do you do in the afternoon? Öğleden sonra ne yaparsın? I do my homework. Ödevimi yaparım. What does Zekiye do after dinner? Zekiye akşam yemeğinden sonra ne yapar? She reads. Kitap okur. What do your parents do at weekends? Annem baban hafta sonları ne yapar? They go to the shopping mall. Alışveriş merkezine giderler. What time? Saat kaçta? What time do you get up? Saat kaçta uyanırsın? I get up at 7 o'clock. Saat 7'de uyanırım. What time does your class finish? Sınıfın kaçta, dersin kaçta biter? It finishes at 3 p.m. Saat 3'te biter. What time does the film start? Film saat kaçta başlar? It starts at 12.30. 12.30'da başlar. When, ne zaman? When do you visit your grandparents? Büyük anne babanı ne zaman ziyaret edersin? Edersiniz. We visit our grandparents at weekends. Hafta sonları ziyaret ederiz. When does satılmış play chess? Satılmış ne zaman satranç oynar? Akşamleyin satranç oynar. When does Şüküfe write her diary? Şüküfe ne zaman günlüğünü yazar? After lunch, öğle yemeğinden sonra yazar. Where, nerede, nereye? Where do you play football? Nerede futbol oynarsınız? We play football in the garden. Bahçede oynarız. Where does he do homework? O ödevini nerede yapar? He does homework in his room. Odasında yapar. Where do they live? Onlar nerede yaşarlar? They live in Adana. Onlar Adana'da yaşarlar. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.